Merhabalar YouTube selamlar arkadaşlar geldik Diablo Immortal karşınızdayız şu anda yayındayız arkadaşlar e, tekrar etmiş olabilir olalım hem de e, böylelikle teşvik de olur merak edilen varsa e, şu an yayında yazabilirsiniz e, şayet sonradan aklınıza gelirse YouTube'da yorumlar kısmını da yazabilirsiniz atladığımız bir yer olursa da yazabilirsiniz. E, sormak ya da görmek öğrenmek isterseniz oradan sorarsınız. Şimdi arkadaşlar, e, rehber tarzı bir şey yapacağım. Yani bu oyun nasıl nasıl oynanıyor gibi basit şeylere e, tabi girmeyeceğim işte işte telefonla yüklüyorsunuz falan gibi ya, şeylere. Bir de çok merak edilen bir şey var. Özellikle e, soruluyor e, YouTube'da e, videoların altında yorum kısmına. E, onu da tekrar etmiş olalım. Arkadaşlar oyunu herhangi bir yerden kaçak göçek şu bu falan şeklinde indirmedik. Oyun resmi olarak Blizzard Türkiye'den geldi. Kapalı alfadayız. Sizlerle bu tarz içerikleri paylaşabilmemiz adına. O yüzden söylüyorum tekrardan normal Türkiye Google Store'dan girdik indirdik ve kapalı alfada resmi bir şekilde oynuyoruz. Buradan şöyle söyleyeyim. Girdik oyuna oynamaya başladık. Zaten size temel motorları öğrete öğrete gidiyorlar ve yani kaçırdıysanız da bu tarz şeyleri adını sen söyle yayın tekrarlarından bulabilirsiniz. Twitch'te değil YouTube'da. Ee, mesela şu anda yayından geldi bir soru Solda karakterin altındaki 14 ne işe yarıyor Paragon level Arkadaşlar o paragon level Şimdi şöyle söyleyeyim telefon elinizde Sol elinizde karakterin sol Ekranında benim kameramın üst Hafif üst tarafında parmak hareketimi görüyorsunuz Bu şekilde karakteri yönlendiriyorsunuz Arkadaşlar baş parmağınızda Gayet kolay bir şekilde karakter e, Yönlendirmesini yapıyorsunuz sol şey sağ elinizin olduğu yerde ise skill'ler var. Yani skill'ler dediğimiz yetenekler. Bir tane ana skill şu şekilde dört tane de nasıl söyleyeyim cooldown yani yan skill dediğimiz yetenekler var. İşte bu şekilde ya da bu şekilde bu da mesela şey şu anda o 14 yazan benim karakterimin sol üst köşedeki karakterime işte shield geldi. Shield tabi belli bir sürede. bu kırmızı şeyde pot. Şu anda ona da bastım. Evet. HP'm full olduğu için pot içemedi. Şurası pot arkadaşlar. Şu an basılı tutuyorum. Tamamdır. Şimdi bir skill'e basıyorsunuz. Ee, ana skill'inize basılı tutmaya devam ettiğiniz sürece şu anda görüyorsunuz rengi e, değişiyor. Ee, otomatik olarak atmaya devam ediyor. Tabii şöyle spam da yapabilirsiniz. O zaman yanıp yanıp söner hale gelecektir. Diğer skill'leri kullanırken mesela şu anda kullandınız sonra vazgeçtiniz. Yaratıklar öldü bir anda. ha e, Mini map'in altında sağ üst tarafta bir çarpı çıktı gördüyseniz. Bu çarpıya götürüp parmağınızı bıraktığınız andan itibaren e, skill'i iptal etmiş olursunuz. Tabi bu tarz skill'ler mesela bırakmalı. Bıraktım iptal oldu. Bıraktım iptal oldu gibi. <laughs> Temel oynanış motorları bu şekilde arkadaşlar. E, otomatik skill'leriniz yani şu... Ee, otomatik dedim yani basic atak ya da işte auto atak ne diyorsanız hangisini tercih ediyorsanız ee, en yakındaki moba vuracak portal nasıl edinilebiliyor onlar biraz ilerleyen seviyelerde gelelim konuya da ona da geleceğim ee, en yakındaki moba vuruyor şimdi geldik şuradaki hamburger işareti arkadaşlar genelde artık e, online ortamda e, bu üç çizgi hamburger anlamına gelir her level aldığınızda arkadaşlar, şimdi buradaki şeyleri sırayla e, ele alalım, gösterelim. Her level aldığınızda yeni bir yetenek kazanırsınız. Yeteneklerinizi bu hamburgere bastıktan sonra çıkan skills, yani kılıç içerisine basarak görebilirsiniz. Ben de şu anda 55 level olduğum için bütün skills'ler alt alta açık. Ama şeyi düşünün, altında yazıyor mesela işte e, kaç şey olduğunu. E, açık skilllerinize ekstra... E, seviyeler yani ranklar gelirken açık değilse skill'leriniz yeni yetenekler kazanıyorsunuz. Mesela diyelim ki Lightning Nova yeteneğini kazandık. Basıyorsunuz buna. Equip dediğinizde nereye koymak istediğinizi size soruyor. Buraya seçiyorsunuz ve Skill Assigned diyor. Kapattığınızda şu anda Skill Assigned geldi. Buna bastığınızda artık Lightning Nova'yı kesteder hale geliyorsunuz. Yetenekleri atamak ee, ve e, nasıl söyleyeyim yerlerini belirlemek bu şekilde. Bu dört tane ana haricindeki dört skill haricindeki 4 skill yeri net e, kesin değil. Siz nasıl koymak istiyorsanız o şekilde koyarsınız. Ben mesela Ray Frost'u geri alıyorum. Lightning Dawn'ın yanına kapattım. Ve Ray Frost'um geldi. Yetenekler bu şekilde arkadaşlar. Ve e, iki tane de ana şeyiniz var. Bunları mesela elektro kütü, herhangi bir 4 skill'in bu 4 artçıl skill, yancı skillin yerine koyamıyorsunuz. Ya elektroküt kullanacaksınız ya da magic missile kullanacaksınız. Ben şu anda magic misili tercih ediyorum. Sebeplerini de e, ilerleyen dakikalarda anlatacağım. E, hamburgere bastık ve skill ağacını öğrenmiş olduk. Zaten arkadaşlar e, ünlemlerde ha, e, böyle az bir şey İngilizceniz varsa size neyi nasıl kullanacağınızı öğretiyor. Bu hamburgere tekrar basalım ve e, Sarp'ın sorduğu soruya gelelim. Paragon level. Arkadaşlar şu anda e, karakteriniz 55 level'a ulaştığında daha fazla yani maksimum level artık oyun çıktığında kaç olur 60 mı olur 70 mi olur bilinmez belki 55 olur. Genelde denemelerin level e, sistemleri uygulanmaya devam ediyor. Burada gördüğünüz benim 55 yazan yerin yanında 14 yazıyor. 14 tane ben 55 level olduktan sonra level kasmışım O hamburgere geliyorum ve paragonu tıklıyorum. Paragon'u tıkladıktan sonra burada e, neye yönelmek istediğinizi size soruyor. Survivor işte biraz daha hayatta kalma becerileri. İşte e, Vanquisher biraz daha işte e, ortalama hibrit gidebileceğiniz yerler. Treasure Hunter isminden falan anlayabilirsiniz. Gladiator şu bu. Ancak bazıları level, Paragon level sınırı var. Mesela Treasure Hunter Paragon 50 level'da açılacak. Ben daha oralara gelemedim. Vanquisher'a girdim ve buradan öncelikle damage sekmesiyle ilerledim. Gelelim. Gördüğünüz üzere demeyicim artı 75 arttı. E, ve zil skilline verdim. Otomatik olarak yanındaki e, şeyler e, hasar görüyor. Şöyle söyleyeyim sana. E, her bir yaratık öldürdüğümde atak speedim şu kadar şu kadar e, artacak. Ve 10'a on, kadar steklenecek. Daha sonra e, bu zil'ı bir kere verebiliyorsunuz. Arada şeyler var. Nasıl söyleyeyim böyle e, ana statlar var. Damage life gibi. Life'a gidiyorsunuz. Life'a geçtikten sonra da burada 25 level vereceğim ki bu judgment e, skilline yürüyebileyim. Yani e, Diablo 3'teki paragon şeyinden levellamasına ya da stat atamasından biraz farklı. Burada daha pasif skilller ve e, nasıl söyleyeyim statlarda var. Üst kanatta mesela potency vardı. Potency çok daha farklı işler yoruyordu. O exorcism açabiliyordu mesela. İşte e, %5 daha fazla damage yapıyormuş Exorcism'de. Bu, bu hattı devam edelim. Wrath and Zeal e, 15'e kadar isteklenecek. Şu anda bende Red var mı? Yok. Red burada. E, Zeal da burada. E, bunu bunları tamamladıktan sonra buraya yürüyeceğim gibi duruyor mesela. Böyle bir e, Paragon level ilerleme şekli düşünebilirsiniz. Paragon kısmı böyle arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Potları nasıl elde ediliyoruz? Şöyle potları şu anda kullanamıyorum dediğim gibi. Potları da arkadaşlar ota atakla yaratıklara vura vura. Ve e, her bir yaratık öldürdüğünüzde de hızlı bir şekilde e, artarak gidiyor. Bu arada Diablo fan Türkiye'ye geldi. Yanımda bekliyor. Selamlar olsun buradan. Diyelim devam edelim. Ve hamburgerimizde 3. sekme quest arkadaşlar. Şu anda ben de 4 tane bounty ve bir tane de ana görev var. Ana görevi mesela yapamıyoruz. Çok zor geliyor bize. Görevlerinizi burada görebiliyorsunuz. Abandon dediğiniz anda iptal eder. Navigate dediğiniz andaysa sizi oraya otomatik şekilde yürütecek yolu çizer. Mesela yürü dediğinizde hop yürüyorsunuz. Gördüğünüz gibi gidiyor arkadaşlar. Kendi başına. Bu kendi başına gitme olayı da şöyle. Dostlar eğer bir haritanın hikaye görevlerini tam anlamıyla yaptıysanız ve e, o haritayı tamamen bitirdiyseniz e, bu otomatik navigasyon sistemi geliyor. Atıyorum ben mesela artık işte Eşhul Semeteri'ye gittim de bir yere gideceksem oraya ya da işte göreve gideceksem ya da bir işte dungeon'a gideceksem otomatik olarak gidebiliyorum. Yani bu e, navigation kısmına basıyorum navigating demeye başlıyor ve sizi otomatik olarak yürütüyor. Bu sistem bu şekilde çalışıyor. Ama dediğim gibi o önceden o haritayı tamamen bitirmeniz lazım. Yani yeni bir karakter açtınız. Bu ayak izleri çıkıyor. Sizi görevlere götürüyor. Ancak otomatik götürmüyor. Yani işte şeyi de aramıyorsunuz. Adını siz söyleyin. E, Sar bu soruyu tekrar hatırlatsana. Ben bir bitirmeye yakın Çünkü oyundan çıkmam gerek onu göstermem için. E, adını sen söyle. E, nereye gideceğim şeyine düşmüyorsunuz. Heh, oradaydım. E, oyun sizi tamamen yönlendiriyor arkadaşlar. Şimdi geldik e, asıl son level'da e, yani oyunu tam anlamıyla oynamaya başladığınız dönemde e, sizi yönlendirecek şeye Kodeks'e. Codex Kodeks, arkadaşlar size bir guide sistemi sunuyor ki ben bu guide'ların şu an tamamını yapmış oluyorum. Guide'a gelip buradan artık ne yapabilirim sorusunun cevabını görebilirsiniz. Genelde bu guide'lar da sizi bir alttaki sekmeye Activities'e gönderiyor. Activities'de mesela ne diyor? Bounty'leri tamamla diyor tamamlayayım dediğinizde burada e, belli bir claim e, sekmeleri çıkıyor. Mesela ben ne yapmışım? Bounty yapmışım. Temple of Namar yapmışım. Kikuraz Rapis yapmışım dungeon olarak. Mesela diğerlerini de yapabilirim. Tekrar bunlar tekrar yapılabilir şeyler bu arada. Oyunda o yüzden e, bound, şey bond e, battle pass e, experience e katıyor. Şimdi ben bunları claim yapmayacağım. Claim yaptığımızda nereye varacak iş? Onu birlikte görelim istiyorum. O yüzden bekletiyorum. E, bunlar sizin ekstra experience kasmanız için e, bayağı faydalı şeyler. Öyle söyleyeyim size. Yani atıyorum tek... Aşkım biraz sakin olur musun? Ee, paragon level almak istediğinizde bir dungeon'a gidip spamla tekrar yaptığınızda aynı zamanda bu Battle Pass de kasıyorsunuz. Böylelikle daha hızlı level alıyorsunuz. Achievements kısmına geldiğiniz zaman da zaten burada bazı şeyler hazır listeli halde duruyor. Bunları yapıyorsunuz ve bunlar size ekstradan experience veriyor. Exploration, kı şey, exploration kısmında ise haritaları ya da ne, yani e, bölgeleri ne kadar keşfettiğinizi size gösteriyor. Mesela ben Ashwood Cemetery'i yüzde 40 keşfetmişim. Neyim eksik? Bu şekilde girip görebiliyorum içeride. Mesela ben neyi tamamlamışım? Bu neymiş? Tıklıyorum Skeleton King. Ha, gidip ben Leori'yi kesmişim. Odancını tamamlamışım. Bu neymiş? 1 bölü 4. 4 tane yapmam lazımmış ama bir tane yapmışım. Text Collector'ı kesmişim mesela. Arkadaşlar. Ama 4 kere kesmem istiyor. E, bunu da haritada gidip arayıp bulup kesiyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde e, exploration kısmını tamamlayabiliyorsunuz. Codex kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tekrar hamburgerimize gelelim. Best Cherry. Best Cherry oyuna yeni getirdikleri bir sistem. E, her mob öldürdüğünüzde şansa bala e, mobların içinden master özü yani yaratık özü düşüyor. Monster essence düşüyor. Ve bu monster essence'leri getir, getirip şurada kapatayım ben burayı. size göstereyim ben şimdi nerede olduğunu. Şöyle gidelim yukarı doğru. Bana su getirebilir miyim? Ben giderken şöyle bir yandan edadan da su istedim. Biraz fazla konuştum ağzım dilim kurulu. Heh, Burada Westmarch'ta e, şehrin e, ana meydanında e, şöyle bir altar var. Horadric altar. Bu altarı tıkladığınızda şöyle bir ekranı sizi taşıyor. E, yaratıklardan kestiğiniz özleri gelip bu altarda özümsetiyorsunuz ve yaratıklar hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Şöyle bir kitapçık çıkıyor karşınıza. Mesela ben Zoltun Kulü şey Zoltun Kul diyorum. Zoltun Kul kütüphanesinde tanışmıştım da Babil'i oradan karıştırdım. Kuratoru iyice tanımışım artık. Mesela bu yaratık hakkında bilgim var. Ya da işte geçiyorum bağlı. iyice tanımışım artık. Bu tanımak ne oluyor? Şu oluyor. yaratıkları tanıdıkça life ve damage kısmınız artıyor. Yani e, canınız ve damage'iniz artacak. Böyle böyle sekmeleri var. Bunlarda mesela rare monster'lar, işte genel yani common monster'lar, genel yaratıklar. Bunlarda unique unik yaratıklar. Mesela common monsters'tan Night Howler'ı iyice tanımışım artık ben. Bunlar tabii şansa düşüyor hani illa ondan düşürüp o e, özü getirmenize gerek yok arkadaşlar. E, bunun dediğim gibi genel olarak e, size kattığı şey genelde life ve damage oluyor. Evet hamburgerimizde base bestчери kısmı da bu şekilde. Şimdi oyunda çok değişik bir sistem var. Bu da Shadows e, sistemi. Bu Shadows sistemi şu şekilde ben size e, gidip göstereyim nacizane. E, oyunda iki tane ana faction var arkadaşlar. Bu ana faction e, durumu şöyle, e, oyunda ben şu anda görmedim, girilebiliyor mu tabi bilmiyorum ama belki de girilebiliyordur. E, ama ileride olacaktır olacaksa, belki şey değil, o konuyu henüz e, nasıl söyleyeyim, tam anlamıyla diyeyim, tam anlamıyla test etme imkanım olmadı. Genelde şu ana kadar gördüğüm herkesi Shadows'a yönlendiriyor. E, Immortals dediği şey büyük ihtimalle, nasıl söyleyeyim, Öyle seçilebilir bir faction değil. Biraz daha PvE'de pasif bir faction olduğunu düşünüyorum. Ee, ya da dediğim gibi daha henüz o kadar kasamadım. Ee, mazur görünüz. Şimdi burada bir e, gizemli patron var. Bu gizemli patrona yönlendiriyor sizi hikaye ve e, Shadows kısmına e, sizi dahil etme sürecine e, katıyor. Şuradan girdiğinizde Court of Whispers hani bu işte dedikoduların e, ne diyeyim böyle a, salonuna girdiğinizde şöyle bir yer var. Böyle gizli bir bölme. Sizi bu e, Immortalların Immortalların Nephilim olarak verdiği savaşta... işte eksik kalan, başarısız olan ya da yozlaşmış olan yerlerin... E, şeylerin tamamlamasını sağlayan bir birlik bu. Böyle gölgelerde e, savaşan bir birlik. Böyle iki şekli... E, şekilde bir e, şeyi var, alanı var. İşte burada girip kendinizi kanıtlayabileceğiniz alanlar var. İşte gidip görev alıp yapabileceğiniz alanlar var. Doğrudur, doğrudur ama işte dediğim gibi Immortals kısmına ben davetiye bulamadım. Büyük ihtimalle e, işte ya kapalı alfada kapalı o kısım ya da işte belli artık e, sınıflara mı göre girilebiliyor bilmiyorum. Çünkü ben e, bana şey geldiğinde e, direkt sadece bunun davetiyesi geldi ve ben oraya yürüyemedim. E, belki de buradan içeriden yükselecek bir e, şey vardır. Ya yani Ben hatta yayınını yaparken bunun e, şeyi bayağı istemiştim. E, doğrudur doğrudur e, Immortals olacağım falan işte Wizard'a daha çok yakıştırıyorum hatta işte Demon Hunter kasacağım Shadows e, kısmına onunla gireceğim falan diyordum hiç öyle dediğim gibi bir e, organizasyon durumu söz konusu değil e, Ama hikayede gösterilen şu anda benim Shadows oynadığım kadarıyla işte Immortals'lar biraz daha şey tukaka e, Shadows'lar işte onların pis işlerini hallediyor falan tarzı böyle bir şey var. Diablo fan öyle dedi forumda derken ne dedi? Bir tam şey yapın bekliyorum o zaman yayındayız. Unutmayın yayındayız. Velhasıl YouTube'a devam ediyorum arkadaşlar. Shadows kısmında ki olay da şu şekilde. Ee, belli bölümleri var arkadaşlar. Planlama, toparlama, e, Shadow'dan ve Reconing. Hani anlaşma kısmı. Ben şu an Reconing'deyim. Şu anda geliştirme sürecindeyim. Reconing 3 bu, bu şekilde devam edecek. Ee, burada bazı şeyler kapalı. Burada da bir rütbelendirme sistemi var. Ee, arkadaşlar rütbelendirme sistemi şu şekilde. Her bir rütbe atladığınızda gücünüz artıyor. Böyle geriye doğru gidiyor. İşte ilk olarak initiate yani ee, nasıl söyleyeyim giriş rütbesinden başlıyorsunuz. Sonra initiate 1, 2, 3 diye gidiyor böyle yüzde %1, yüzde bir, yüzde bir demeciniz artıyor. İşte yüzde yedi, yüzde sekiz. Apprentice oluyorsunuz yani çırak oluyorsunuz. Çıraktan sonra gözcü oluyorsunuz. Gözcüden sonra avcı oluyorsunuz. Avcıdan sonra bıçak oluyorsunuz. Bıçaktan sonra gölge oluyorsunuz. Gölgeden sonra görünmez oluyorsunuz. Görünmezden sonra da dedikodu artık o kadar iyisiniz ki sadece whisper'larınız duyulabiliyor gibi duruma geliyorsunuz. Burada maksat işte full seviyeye ulaştığınızda %32 damage ve %32 defense alabilmek. Rütbe artım şu bu şekilde. Rütbeleriniz nasıl artıyor? Rütbeleriniz hem experience hem de rütbe bu şekilde alınıyor. Aktivitelerden. Buradaki aktiviteler ne? Recruiting. Şu anda recruiting kapalı çünkü... Hani oyun açık olmadığı için oyunda girip işte yeni insanlar bulup buraya recruit etmem gerekiyor. Yani e, Shadows e, grubuna dahil etmem lazım. Kontrat kısmı. Kontrat kısmı da şu şekilde. 3 tane e, her gün 3 tane kontrat açılıyor. Gidip e, kontratlarda e, ki yazan görevleri yapıyorsunuz. Şöyle göstereyim ben onları da. Bu e, adını siz söyleyin. Gizemli böyle gizli saklı bölmenin ana girişinde bir tane bar var. Bu barda duran bir tane barman var. Bu barman arkadaşlar Şalov'a girebildim sadece. Aynen aynen o açık. Burada bartender Bailey var. Bu Bailey'e geliyorsunuz. Kontratları görüyorsunuz. Şu anda size aktif olan 3 kontrattan bir tanesini veriyor. Ve burada da sağ alt tarafta da ödüller var. Bu ödülleri açarak alıyorsunuz bu şekilde. Şu anda topladım. İşte 700 mark geldi. İkincisini açamıyorum. Açtım mı? Açtım. Bunu açtım. Tamam. Ee, bu daha önce yaptığım e, kontratlardan geliyor. Kontratlarda mantık şu şekilde. E, tekrar da gör kontratı. Kontrat açılıyor. Size bir görev çıkartıyor. Diyor ki bir tane runic silver yap. E, daha sonra e, immortal'a yüzleş ve karavan master'a e, koru diyorsun. Sen, tamam diyorsun. Navigate dediğiniz anda o tarafa doğru sizi ışınlıyor. Ve gidip görevinizi yapıyorsunuz. Tabii biz gitmeyelim şimdi. Ee, gidecek bir şey yok, normal görev yapma. Şöyle yan tarafta e, kontratla gelen görevler mor ünlemle gösteriliyor. Diğer görevler gördüğünüz gibi kırmızı gösteriliyor. Tekrar bu görevin üstüne tıkladığınızda size ışınlayacaktır. Yani ben ay e, nasıl tekrar gideceğim e, yolumu kaybettim diye düşünmenize gerek yok. Buradan görevi tıkladığınız anda e, görevin olduğu yere sizi e, otomatik götürecektir. Tabi son level'da ve haritaları tam anlamıyla açtı iseniz. Shadows kısmı da e, bu şekilde arkadaşlar e, kontrat şeyi özür dilerim daha devam ediyoruz çünkü. Kontratlardan sonra mesela Pet of Blood var. Pet of Blood'da arkadaşlar o az önce size gösterdiğim gizli alanlarda e, giriyorsunuz dungeon gibi. E, Rift gibi düşünebilirsiniz ama tek oda var. Şöyle Ay, oturmamı biraz rahatlaştırdım. Gidelim bir tane yapalım. E, navigate e, direkt ışınlanacaktır buraya girip kendinizi kanıtlıyorsunuz ve her e, ileri seviyede e, biraz daha level atlama imkanınız oluyor Shadows birliğinin içinde. Şu anda kendisi otomatik yönlenecek mi? Yönlenmedi. Ben götüreyim. Zaten Pet of Blood'a nasıl gireceğim? Torgast gibi de değil. Şimdi ben gireceğim, göreceksiniz. Gerideki challenge'ları yapma imkanınız yok arkadaşlar, bu şekilde. Ben 55'e kadar gelebildim şu anda. Her 5 level'da bir boss geliyor. Onun dışında da buradaki şu token'lardan kazanıyorsunuz. Bu token'larda, yani marklar, sizi Shadows birliğinin içinde rütbe atlamanıza yardımcı oluyor. Şimdi gelelim, güzel bir şey. Evet, armor'umuzu bastık. İçeride boss var. Nihlat takılması lazım, evet. E, şu anda zaten ünlem diyor. Ne diyor? Monster'ın seviyesi size göre çok yukarıda diyor. Ağzımı da kırıyor. Sadece böyle. Bu kadar yaratık var. Başka hiçbir şey yok. Büyük ihtimal öleceğim. Burada pot kullanmak falan da yasak arkadaşlar. E, yani e, ya hero ya merro. Gördünüz. Öldüm. Ve burada öldüm ben. Tekrar kalkayım gibi bir durum da söz konusu değil. Direkt sizi şeyden atıyor. E, challenge'dan atıyor. Ve tekrar denemenizi istiyor. Yani... E ee, ölüyorsanız, ölüyorsunuz, öldürürseniz seviye atlıyorsunuz bu şekilde. Onun dışında aktivitelerde shadow'da e, rate vault var ki bu e, işte belli zamanlar altında şey arasında açık olacak. Alt tarafta yazıyor. E, navigate diyelim gene de bizi girişine götürsün girişi bu şekilde vakti geldiğinde giriyorsunuz. İçeride e, belli yaratıklar var. Kesiyorsunuz, özlerini topluyorsunuz. Ne kadar öz toplayabilirsiniz? Toplayıp çıkıyorsunuz daha sonra. E, size belli e, işte mark e, şeyleri veriyor ve işte craft malzemeleri falan veriyor. Ee, bu arada bu Raid Vault özellikle Immortal şey özür dilerim Immortal dedim Shadows içerisinde rütbe atlamanıza bayağı yardımcı oluyor. Battleground kısmı işte günlerdir deniyorum Battleground'ın içerisine tam olarak giremedim. E ee, büyük ihtimal e, alfa'da ya da işte Immortal olmadığı için olabilir. Assembly kısmı var. Assembly kısmı da arkadaşlar şurada bir alt bölmede oluyor. Burada insanlar toplanıyor ve birbirlerine buff veriyorlar. Her aldığınız 4 buff'ta bir experience patlıyor ve çıkıyorsunuz. Daha sonra gidip işte görevlerinizi falan biraz daha güçlenmiş bir şekilde yapıyorsunuz. Bir de burası e, rütbelerin artıldığı yer. Yani Shadow'da bir işte rütbe arttığınız zaman e, burada bir e, ayine tabi tutuluyorsunuz ve rütbeniz artıyor. Mesela şu anda ben rütbe atlıyorum. Mesela benim rütbem gelmiş. Az önce kontratları tamamladık ya. Oradan gelen marklar yeterli oldu nasıl rütbe atladığını da görmüş olun. Şu an benim rütbem geliyor görüyorsunuz ateşin içinden. Whisper 1 oldum. Gördüğünüz üzere. Tamam mıdır dostlar? Tekrar gelelim Shadow's kısmına. Ee, ne yapmıştık? Assembly göstermiştik. Ee, right of the Exile e, ben hiç göremedim. Ee, büyük ihtimal Alfada açık olmayan bir şey bu. Arkadaşlar. Normalde buraya giriyorsunuz bu şekilde. Şu an zaten. Ha bu, yok giriş demiş, bir dakika. Şu an zaten e, şey, e, adını siz söyleyin. E, saatlerinin dışında, not available diyor. Bir ara available oldu, giremedim gene de. E, bu şekilde arkadaşlar, bununla ilgili gelişme olursa da zaten e, şeyi paylaşırız. Dark House dediği şey, burada biraz daha işte bu şeylerin e, tanımları, anlatımları yapılıyor. E, girip bunları okuyup, merak edenler olursa okuyabiliyor. Members dediği yerde burada üyeler var, leaderboard dediği de normal e, artık nasıl söyleyeyim e, şöyle bu e, house'ların belli e, sistemleri var arkadaşlar e, bu house'larda işte e, yükseldiğiniz rütbeye göre ya da işte yaptığınız bu raid vault şeyine göre bir leaderboard sistemi getiriyor karşınıza açıkçası çok etkili bir e, yanında olduğunu söyleyemem şu ana kadar. Evet hamburgerdeki Shadows kısmımız da bu şekilde. Friends kısmı arkadaşlarınızı ekleyip girdiğiniz bir bölme. Oraya hiç girmiyorum. Klan zaten benim şu an klanım yok. Kendi başıma oynuyorum. Diablo 3'teki gibi düşünebilirsiniz. Shop kısmı şu anda burada bu Battle Pass şeyleriyle alabileceklerinizi gösteriyor. Tabii bunlar ileride illaki real parayla da alınabilir seviyeye gelecek. Şu anda dedikleri inatla şey real parayla herhangi bir şey alınmayacak. Ee, Warband kısmını hiç bilmiyorum burada böyle bir parti kurulumu sistemi var ee, bu arkadaşlarla ben daha önce bir e, dancına girdim ancak şu anda e, nasıl çalışıyor bu sistem onun çok hakim değilim ee, nasıl söyleyeyim İşte böyle kuruyoruz bazen buradan Warband'den yazıyorum işte şu dungeon'a gidecek var mı diye adamlar oyundaysa geliyor böyle hani şey gibi düşünebilirsiniz çete gibi bir şey yani ee, tamam Sarp devam edeceğim Çünkü şu heliköyleri anlatacağım Böyle bir sistem var arkadaşlar Şimdi bu ne Orayı anlatabilmem için Önce yukarı gitmem lazım Şimdi bu hamburgerde olan kısmı Anlattık işin civcivli Kısımlarına geliyoruz Bayağı da uzun bir rehber oluyor ha Şu anda <laughs> Ya LFG gibi de Mesela işte Recep sen ben Sarp Eda var tamam mı topladık bu var Bende oluşturduk ee, işte bu şekilde gidip geliyoruz sürekli falan gibi yani böyle e, sürekli e, nasıl söyleyeyim hani online olup olmamana bakmadığı halde kurulu bir parti gibi düşün hani klandan farklı şeyden farklı ama işte çete gibi ya tam çete diyebilirim yani çete mantıklı geliyor bana şimdi arkadaşlar oyunda son level olduktan sonra yapabileceğiniz bazı e, tekrarlanabilir şeyler var Şimdi bu tekrarlanabilir şeyler şu şekilde. Birincisi Elder Rift. Hikayeye göre 3 tane Worldstone taşını yani Worldstone topladıktan sonra arkadaşlar e, bu Elder Rift'e girebilir hale giriyorsunuz. Buraya girdiğinizde size diyor ki, exp, yani gizemli bir item atacağım, experience vereceğim ve e, bir takım gold falan şu bu falan atacağım. Ve bunu Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Buradan crest'lerle güçlendirebiliyorsunuz. Bu crest'ler size görev yaptıkça da gelebilir. Ya da şurada hemen yan tarafta arkadaşlar bir crest vendoru var. Buradan belli bir bu gem karşılığında alabilirsiniz. Gem'lerde Eternal Orb diye geçiyor. Eternal Orb'la alabilirsiniz. Ya da eee Platinum'la Arkadaşlar Legendary'sini falan alabilirsiniz. Bunu alıyorsunuz ister düz bir şekilde Enter deyip girersiniz isterseniz e, parti arama mesela LFG dediği işte daha çok buna giriyor. Find Party dediğinizde parti aramaya başlıyor. Şimdilik iptal et Enter dediğinizde de sola bir şekilde e, giriyorsunuz. Artıya bastığınızda da burada kresleri yükleyerek görüyorsunuz ekstra rünler falan geliyor. Ben bu rünleri başka nasıl kasarım diyorsanız bu şeyleri bitirdiniz, elder bitirdiğinizde arkadaşlar fading ember diye bir şey geliyor. Bir currency geliyor. Bu fading ember de şuradaki vendor'dan arkadaşlar işte legendary gem ya da işte legendary gem yapmanızda kullanılacak rünleri satın almak için kullanabilirsiniz. Karışmış olabilir. Tekrar izlerseniz YouTube'da e, anlayacağınızı düşünüyorum. Onun dışında bir de gücünüzü sınayabileceğiniz e, çok da fazla experience ve şey karşılığı olmayan challenging rift'ler. Burası e, Diablo 3'teki Great Greater Rift gibi düşünebilirsiniz. Ama Greater Rift'te mesela experience kasabiliyordunuz. Burada kasamıyorsunuz çok fazla. E, buranı daha çok bu honor point ve eee işte atırını kasmak için eee Kullanılıyor. Scrap Materials ve e, Enchanted Dust. onlar da itemler kırıldıkça da geliyor. Onu da göstereceğim. Item kıracak itemınız yoktur üzerinizde. Kasmak için burayı kullanabilirsiniz. Buranın bir sonu yok şu ana kadar. E, ben e, işte atıyorum 33'e kadar, şey, e kadar gelebildim. 34'e kadar gelebildim. Adını siz söyleyin. 40'ın üstü var mı yok mu bilmiyorum. 40'a geldiğimde e, ya da gelebilirsem devamına bakar size. Söylerim. Bu da yine aynı şekilde Find Party dediğinizde parti aramaya başlıyor iptal edin ya da enter dediğinizde otomatik olarak kendi giriyor. Burada da hangi seviyenin hangi e, hediyeleri dağıttığını görebiliyorsunuz. Mesela ben 34'e kadar hepsini tek tek e, birer birer adım adım gitmişim. 34'ten sonra da e, alacağım hediyeler bu şekilde. Tabi e, nasıl söyleyeyim. Hani spam yapamıyorsunuz arkadaşlar. E, adını siz söyleyin. E, tekrar girmek istiyorsanız bir sonraki zorluğu zorlamanız e, gerekecek. Benim şu anda e, edindiğim tecrübe bu şekilde. Yüze kadar burada da e, görünüyor sistem. Tabi yüze kadar gidilebiliyor mu bilmiyorum. <laughs> Şimdi e, helikoyri sistemi bu şekilde e, karşımıza çıkacak. Challenging rift yaptıkça belli bir seviyeye ulaştığınızda. O kedi nerede aşkım? Hangisi? Biri kış kış kış, kış bir şeyleri koşuyor. Hayır, o ben bir <laughs> Neyse. Arkadaşlar e, belli bir Challenging Rift seviyesine geldiğinizde e, Helicoire sistemi açılıyor. Helicoire sistemi de şu şekilde. Aşağı doğru gideyim e, çünkü gördüğünüz zaman daha çok akılda kalıcı olacağını düşünüyorum. E, Westmarch'a geldiğinizde e, hikayeye göre e, Wertham'da Deckard ile karşılaşıyorsunuz. Deckard Cain, Cain Westmarch'a gelmeye çalışıyor. İşte zaten buradan sonra e, şeye geçecek adını siz söyleyin New geçecek ve Diablo 3 başlayacak. Sonrasında tabii o aradaki hikayeler nasıl gelişti işte adını siz söyleyin Liya'yla nasıl buluştu falan onları daha görmedik Alfa'da ee, yok neredesin amca ben yanlış mı gönderdim bakalım şöyle biraz daha gidelim gemcinin olduğu sokaktan gidiyoruz diye hatırlıyordum ama Allah Allah. Sokak mıydı acaba? Ee, Challenging Rift'te belli bir yere kadar geldiğinizde çok zorlamaya başlayacak. Ee, çok zorladığında da arkadaşlar şey e, yapmanız gerekecek. İçeride güçlendirmeniz gerekecek kendinize. Bu Helicoid sistemi de tam olarak buna yarayacak. Evet Deckard Game burada. Bu e, Elder Rift'leri bu masanın üstündeki şeyde topluyorsunuz. E, adını siz söyleyin. E, daha sonra Elder Rift'i açabilmek için oraya taşıyorsunuz. Ee, şurada da arkadaşlar gizli bir geçit var görüyorsunuz. Rayok denilen bir arkadaş var ve burada da e, helikoyeri sistemiyle e, tanışıyorsunuz. Tabii şu anda e, görevi icra ettiğim için ben e, sistemi göstermiyor ama e, göstereyim ben size. Şöyle e, altta dört tane e, seal yeri var, üstte de bir tane item'ı var. Bu e, files flowing. E, kaos item'ı işte bana ne veriyor mesela şu anda? Bonus offensive 50, bonus e, defense rating veriyor. Aynı zamanda Challenging Rift'lerde sadece, yani sadece Challenging Rift'lerde kullanılmak üzere artı kritik şansı veriyor. Bu da Challenging Rift'lerde daha ileriye gitmenizi sağlıyor. Bunun bu e, özelliği de açabilmeniz için Challenging Rift'i e, tamamlamanız gerekiyor. Mesela bunun özür dilerim yanlış şeye bastım. Bu özelliği devam ettirebilmeniz için şöyle ikincili bir seviyesi var. Ben henüz bu ikinci seviyeyi yapabilecek güce erişemedim. Oradan da bu item alacağız. Bu item da bize 100 ofansif ve 100 defansif rating verecek. Aynı zamanda challenging riftlerde aktif olmak üzere %10 atak power verecek. Atak speed verecek özür diliyorum. Ama bu arkadaş level'ı bana çok yüksek geliyor. O yüzden ilerleyen günlerde olursa alfanın süresi yeterse birlikte keseriz. Hamburgerdeki son kısımda helikopter kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Bunun dışında bu hamburgerde arkadaşlar <laughs> bir de, de sol taraf var. Sol tarafta challenging rift eventlerinin nasıl gerçekleştiğini, nasıl gidileceğini çat anı bu şekilde sizi yönlendirecek. Onu gösteriyor. Tamam arkadaşım dur. ha Bunun dışında solo, multiplayer gibi şeylerini nasıl söyleyeyim kazanımlarını size gösteren bir tablo e, ...su var arkadaşlar. Böyle... ...tek tek işte alırsanız ne kadar... ...ne kazanacağınızı gösteriyor. Onun dışında arkadaşlar... ...first kill of the day var. Yani... E, ...oyuna her girdiğinizde... ...ilk gir... yani oyuna her girdiğiniz... ...yeni günde... ...öldürdüğünüz ilk yaratık başına... ...oyun, oyunu oynadığınız için... ...size ödül veriyor. Bu ödülleri de... ...görüyorsunuz. Mesela 7 gün arka arkaya oyuna girersem... ...en nihayetinde... ...işte honor point kazanacakmışım. Mesela atıyorum... ...dördüncü günde gold... 3. günde günde gem kazanacakmışım gibi. Onun dışında Battle Pass var. Battle Pass işin en cafcaflı kısmı ki şu alt taraftaki kısım henüz gelmedi. Üst taraftaki kısımda siz her bir aktivite yaptığınızda Battle Pass puanı var. Yukarıda görüyorsunuz barajı, şey barını. 150 180. Mesela ben e, 180'de 150'yi tamamlamışım. Bir sonraki seviyede bana gem verecek. Bir önceki seviyede de honor point vermiş. Böyle ödülleri var ve her 40 leviye şey 40 seviyeye yalnız. Her 40 seviyeye bir geldiğinizde de e, renown e, şeyi veriyor, chest'i veriyor size. Mesela bunu nasıl açıyorsunuz? Şu şekilde. Günlük aktiviteye girdiniz. Aktivitede ben e, bounty'lerimi yapmıştım. Battle Pass'ini e, claim yapmamıştım. Claim diyorum buradan. Hop geldi ve chat. Battle Pass rank up. Buradan da Legendary gemimizi aldık. Bir sonraki Battle Pass için yine 180 şey orb istiyor bizden. Geliyorsunuz tabi burada yaptıklarınızı günlük olarak claimliyorsunuz. Her dungeon yaptığınızda her bounty, her elder rift, rift vault... ...şey Raid Vault yaptığınızda... E, ...bunu e, açıyorsunuz arkadaşlar... ...bu şekilde. Battle Pass kısmında da bu... E, ...şekilde çalışıyor. Oyunun sesi geldi bir anda. Önemli değil. Oyunun sesiyle işimiz yok. Şimdi şöyle... E, ...bu alt taraf açık olmadığı gibi... ...arkadaşlar eğer oyunda bir... E, ...gerçek para olgusu... ...dönecekse... ...burada dönecekmiş gibi geliyor bana ama dediğim gibi ısrar ediyorum. Böyle bir şey söylenmedi. Şimdi ses gitti, değil mi? Neyse. Mesela Shadows'ta e, bir bak şu. An, ha, onu da söyleyeyim bu ara. E, burada yukarıda hamburgerin üstünde şu anda bir tane kırmızı nokta görüyorsunuz. Böyle e, baklava dilimi gibi. Ee, bu şey sizin orada bir şeyiniz var. Yani bir şeye tıklamanız lazım. Hissiyatı uyandırsın sizde. Mesela Shadows'a geldi şu anda o kırmızı nokta. Shadows'a tıklıyorum. Burada da My Rank'e geldi. My Rank'e geliyorum. Mesela burada ne diyor? Ee, rank Reward. Az önce rütbe atladık ya. Onun ödülünü alacağım. Ne verdi? 50 Anır vardı. Bir daha gelmiş. Bir 50 Anır daha aldım. Bakın o kırmızı nokta gitti şu anda Rank'in üstünden. Bu şekilde çalışıyor. Şimdi... Gelelim item sistemine. Her şeyi anlattık. Hamburger anlattık. Görevlerin nasıl ilerlediğini anlattık. Günlük aktiviteleri anlattık. Kodeksi anlattık. Battle Pass'i anlattık. Karakterleri anlatacağım. Gelelim çanta sistemine. Item sistemine. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere karakterim bu. Gayet güzel. seksi bir wizard. Elinde asası. Asası anne kalsın dayı. Diğer elinde orbu falan filan. Şimdi, ee, düşen itemlar mesela ben diyeyim ki bunu ekleyip tamam transfer et sorun değil. Düşen itemlar çantanıza geldiğinde mesela şu anda e, bu sağ üst köşedeki itemı görüyorsunuz. Yukarı yukarı bir ok gösteriyor böyle. Bu yukarı ok şunu gösteriyor arkadaşlar. Bu item sizin taktığınızdan daha iyi. Buna bastığınız anda Eküp diyorsunuz ve size bir soru soruyor. Diyor ki gemini ve renkini transfer edeyim mi? Hmm. Renk diyor. Ne bu? Item'larda rank sistemi var arkadaşlar. Bu rank sistemini e, Diablo 3'teki o hani kullan, kullanıyorduk ya işte e, üzerine kasıp kanayı küpte gem basıyorduk. Onun gibi düşünebilirsiniz. Bunda da crafting materyallerle e, item'ın seviyesini yükseltiyorsunuz. Ve üzerinde var olan statları arttırıyorsunuz. Ve eğer mesela ben işte abi bir item'ı kastım, kastım, kastım. Her yeni düşen item'da bunu yeniden mi kasacağım? İşte kasmayacaksınız. zaten item'ı takarken soruyor rankını ve gemini transfer edeyim mi diye. Evet, transfer et, diyorsunuz ve transfer edilmiş bir şekilde item'ını üstüne karakterin üstüne geçirmiş oluyorsunuz. Şimdi gelelim o item'ı yükseltme olayına. Valla abi e, Sarp inan bana adamlar bastıra bastıra öyle söylediler ya. Bastıra bastıra söylediler. Yani evet mobil oyunda e, parayla bir şeyler yapmak e, çok aslında cezbedicidir ama inatla söylediler. Ya illaki olacaktır diye ben o Battle Pass e, sistemin içerisinde bekliyorum. Hoş geldin Muratan. Bu ara YouTube'a gidiyor haberiniz ola. Soracaklarınız varsa sorun. Blacksmith'e Smith'e geldik. Chelsea'yi hatırlayanlar hatırlar. Diablo 2 oynayanların gözleri yaşlı arkadaşlar. Chelsea Diablo 2'deki Blacksmith karakter bize Diablo Immortal'da da Westmarch'ta yardımcı oluyor. Şimdi burada iki seçenek var. Refine Scoria ve Services. Yani şimdi Refine Scoria ne abi, abi, bir ton şey anlatıyordun. Biz işte item'a getiriyordun. Şimdi Scoria diye bir şey çıktı. Oyunda sürekli bir şey çıkıyor. Evet. Hemen onu da anlatayım. Arkadaşlar Scoria'ya geldiğinizde Şöyle bir ekran çıkıyor ve Refine yapıyorsunuz. Bu e, Refine sistemi yani daha böyle temizliyorsunuz, o taşları güzelleştiriyorsunuz. Scoria diye bir şey düşüyor. Bu Scoria denilen şey Bounty'lerden düşüyor. Ben şimdi Bounty'leri teslim etmedim, e, teslim ederken nasıl düştüğünü de göstereceğim. Yalnızca günlük görev, yani günlük Bounty görevlerinden teslim ederken düşüyor bu. Hellfire Scoria'ya çeviriyorsunuz bunları refine yaparak. Bu ne işe yarıyor? Bu şu işe yarıyor arkadaşlar. Helicoire kısmında upgrade dediğinizde mesela ben e, ben de şu anda e, 26 tane var. Yukarıda görüyorsunuz golden yanında gösteriyor. 26 tane refine var. Neyse arkadaşlar, e, ekran gitti geldi kusuruma bakmayın. E, rehbere devam ediyoruz. Helicoire'nin yükselişini gösteremediysem kusura bakmayın. E, ama e, neyse ki e, skor yan var. Gelelim buradan. E, refine Scorya yapalım. E, 19 tane Scorya olması lazım. E, dediğim gibi bu Scorya'ları e, Helikore'daki item'ınızı güçlendirmek için kullanıyorsunuz. E, tekrar oluyorsa kusuruma bakmayın artık. E, upgrade dediğinizde de hop bu şekilde Offense ve Defense rating'iniz artacak şekilde Helikore'daki item'ınıza aktarmış oluyorsunuz. Şey, e, upgradelemiş oluyorsunuz. Daha aşağılarda da item kullanabilirsiniz. Ancak burada gördüğünüz gibi ben başka e, helicovery itemı kasamadım henüz. E, büyük ihtimalle şuradan gelecektir diye düşünüyorum. Bununla dediğim gibi ilerleyen günlerde artık e, alfa kapanmazsa yaparız ve görürüz. Ben size başka bir şey anlatıyordum asıl. Blacksmith anlatıyordum. E Blacksmith'te arkadaşlar görüyorsunuz bu şekilde itemlarınız geldi. Ne oldu? Salvage diyor. Salvage Diablo 3'teki hatırlayacağınız şey Diablo 3'ten hatırlayacağınız bir sistem. E itemları kırarak şey kazanıyorsunuz. Mesela arkadaşlar o kadar item düştü, düştü, düştü. E ben bunları tek tek kıracağım mı? Hayır. Aşağıda Salvage All seçeneği var. Beyazları, mavileri ve sarıların hepsini kır diyorsunuz ve karşılığında 27 tane e, scrap materials iki tane de enchanted dust verecek bize. Selviç diyorsunuz. Böylelikle de arkadaşlar e, topladığınız onca item'ın e, şeyin şeyinin management'ını yani kontrolünü bu şekilde kolay bir şekilde yapmış oluyorsunuz. Burada sol taraftaki seçeneklerde de görüyorsunuz upgrade kısmı var. Upgrade'e geliyorsunuz. Item'ın üzerine tıklayıp e, upgrade seçeneklerde nelere ihtiyacı olduğunu mesela işte 300 tane scrap materials, 80 tane enchanted dust ee, bir tane de Glowing Shard. Bu Glowing Shard'ı da Legendary Item kırarak, Salvage yaparak kazanıyorsunuz. Mesela benim burada artık bu e, item'ı altıncı renkten 7. renke yükseltebilmem için gerekli enchant'ını da Yok. Mesela e, bunu da keza öyle. Heh, şöyle güzelce göstereyim. Mesela benim bu sol elimdeki orbu, sol sağ mı artık hangi elde duruyorsa neyse. 5'ten 6'ya yükselttiğinizde bir random şey gelir stat gelir. Bu yüzden genelde 6 rank altılara kasmak önemlidir. Mesela benim silahım rank 6 19 strength gelmiş gerçekten e, wizard için çok faydalı bir şey yani inanılmaz faydalı. Öyle böyle faydalı değil yani strength. Ne yapacaksa wizard artık bilmiyorum. Ama mesela şimdi birlikte e, görmek amacıyla e, ben e, 40 tane enchant dust'ı feda edeyim ve pantolonumu rank 4'ten rank 5'e bu şekilde upgrade edeyim. Mesela will power ve 40 diyordum arttı. Artık bu da bir sonraki seviyede e, bir yeni ek özellik getirecek. Reforge kısmı da arkadaşlar e, bu gelen ek özelliği e, reforge yapmanıza yarıyor. Ben şimdi az önce o kadar hayıflandım. Ne oldu? Diyor ki sana beğenmedin mi bu statı? Reforge yap. Yapalım arkadaş. Tuttum. Bakın 11 ve 16'da yeni e, şeyler gelecek. Mesela bu 19 e, bu şekilde reforge yaptım. Bir tane reforge tonum gitti. Your dead heals party member, members yüzde oku yani benim ölmem e, partideki elemanları şey yapıyor. Choose a new attribute. Keep original. Hayır abi ben ne yapayım zaten partide oynamıyorum. O yüzden diyorum ki 9 tane var. Benim reforge stand şeyim bir daha şey diyorum. Cheat that. Chitlet kullanmıyorum. Tut. Tekrar reforçla. Damage taken by your summoned monster reduced. İşime yaramaz. Tekrar. İşime yaramaz. Tekrar. Bu şekilde 18 fortitude. Bu işime yarar. Heh. choose new attribute diyorsunuz ve artık o 19 strength'iniz fortitude'a dönüşüyor en azından. Şeyi görmüş oluyorsunuz Tabi burada farklı taşlarda da Kullanabiliyorsunuz Ancak bu bir tane Bas gitsin ya sizden değerli mi Mesela 13 Will Power. bu daha güzel Fortitude'dan buna geçirdik Ama bu wild fire stone'lar Çok zor kasılıyor arkadaşlar bilginiz Olsun bu Reforged stone'ları da Oyunun içindeki aktiviteleri yaparak kasıyorsunuz Burada da mesela Bazı item'lardan birbirlerine Renk aktarabilirsiniz işte ben işte silahımda olmasın da kafalımda olsun diyorsanız işte basıyorsunuz buraya. Tabi e, aynı slotta olması gerekiyor sanırım ama bakayım bir dakika. E, slotlaymış özür dilerim yanlış söyledim. Çünkü sarılar arasında mı oluyordu? Ben bunu böyle yapmıştım bir seferinde ama hmm, yok. E, bu dediğim gibi... E, Aynı slotta görev yapacak şeylerde ranklarını transfer etmek için kullanıyorsunuz. Aslında böyle bir özelliğe gerek yok. Çünkü item'ı giyerken zaten hala hazırda adını siz söyleyin rankını çat transfer ediyor. Belki oyun içerisinde ilerleyen günlerde yolu oyun çıktığında daha farklı bir özellik haline gelebilir. Ama şu anda benim çok kullandığım bir yer değil burası Blacksmith'te. Blacksmith'te arkadaşlar özetle bu şekilde şimdi gelelim daha bitmedi bu arada bu reforç yaptık ya az önce bu reforçları da buradan alıyorsunuz arkadaşlar bu Eternal Orb'larla buradan sahip olabilirsiniz gördüğünüz üzere şimdi gelelim gem kısmına gemci ablamız bu Şimdi arkadaşlar zaten direkt geldiğinde itemınızda gem takılı değilse mesela benim bu sarı itemımda gem takılı değil. Select gem diyorsunuz. Yani bu slotu seçmeniz lazım. Birden fazla slot da olabilir. Select gem diyorsunuz ve en yukarıdaki kırmızı gemi ya da işte kırmızı olabilecek o tonlardaki gemi takabiliyorsunuz. Mesela ben damage'imi arttırmak istiyorum o yüzden demeci taktım. Şimdi bunların bir management şekli var. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Bu alttaki sekmelerden yürüyebiliyorsunuz. Ancak e, şöyle göstereyim. Heh. Mesela bu küçük bir tane yeşil bir ok çık yukarı çıkıp aşağı inip duruyor. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Bu da şu demek oluyor. Bu 32 resistance veren topaz geminizi upgrade edebilirsiniz. Anlamına geliyor. Upgrade diyorsunuz. Yok. Hop oradan sizi craftlatmaya yönlendirdi. Craftladık. 3 tane topaz gemimiz oldu. Buradan da upgrade diyorsunuz. Bu rank 2 topaz geminiz rank 3 oluyor ve resistance 55'e yükseliyor bu gem özelinde ve gemin şekilde değişti gördüğünüz üzere. Yani buradan hep geldiğinizde eğer böyle küçük yeşil bir okçuk görüyorsanız yukarı doğru bu gemin upgrade edilebilir anlamına geldiğini gösteriyor. Legendary gem'lerde upgrade olayısa farklı. Şu şekilde ya aynı gemden bir adet olması lazım ya da e, farklı gemleri bir araya getirerek e, Legendary gemleri upgrade edebiliyorsunuz. Mesela e, benim bu gemim e, rank 2. Bunu rank 3'e çıkarmam için iki tane kendisinden, bir tane de e, şu gemden, özür dilerim, e, şu e, gemlerden bir tanesine ihtiyacım var. Gördüğünüz üzere. E, bu tabi biraz şey, otofil diyorsunuz. Elinin Mesela benim elimde bu gem var ama diğer gemden yok. E, o yüzden dolduramıyor orayı, o yüzden de upgrade yapamıyorum. Gördüğünüz üzere bu şekilde işliyor. Mesela ben bunu da e, upgrade yapmışım. Autofill diyorum. Mesela en azından bunun bir tanesi var. Bir tane daha yapabilirsem e, upgrade olacak. Ama yapamıyorum. Şimdi bir tane daha sahip olursam dedim. Nasıl olacağız? Buraya geldim. Lightning Core'a yapmak istiyorum. 3000 arkadaşlar Platinum olması lazım bu dedi, günlük yaptığınız işlerle kasılıyor. Aynı zamanda asıl e, zurnanın zırt dediği yer şurası. 21 tane far ününe 9 tane de tir rününe ihtiyacınız var. Diablo 2'deki sisteme benzer bir şekilde rünlerle e, gem yazıyorsunuz. Daha sonra craft dediğinizde çat diye craftlıyor. Tir ününe nasıl elde edersiniz? Ha, bu ara onu da göstermiş olayım arkadaşlar. Mesela sen diyorsun ki şu tir ününde ben yok. Nasıl alacağım? Soru bu. Ben bir şeyi nasıl elde edeceğim Sorusunun cevabını getmore tuşuyla ce alabiliyorsunuz arkadaşlar. Her herhangi bir şeyin get bastığınızda nereden alacağınızı gösterir. Diyor ki ya Eldritch tamamla ya da git marketten satın al diyor. Şu anda market çok aktif değil. Ee, bazı gemler var, bazı ürünler yok falan filan öyle e, gem ya da ürün için ileride büyük ihtimalle e, böyle kaynayan kazan şeklinde alacağını düşünüyorum. Onun dışında e ee, legendary gem yapma olayı da bu şekilde. İhtiyacınız olan legendary gem'i artık buradan tutup özelliklerine bakıp rünlerini kasıp craftlayabilirsiniz. Mesela geldiniz arkadaşlar. Çantanıza bastınız. Çantanızda 3 sekme var. Az önce mesela bir sürü item doluydu burası. Tamamladık. Şey kırdık hepsini, temizledik. Altta gemler sekmesi var. Mesela gemler sekmesine geldiğinde arkadaşlar 7 tane şey olduğunda böyle visit jeweler diyor. Sizi zaten otomatik olarak buraya getiriyor ve servislerinden faydalan diyorsunuz. Manage kısmında az önce biz burada gemimizi upgrade etmek için e, bu ekranı kullandık ama e, üzerimizdeki yani e, takılı olan itemların üzerindeki gemleri kullanmıştık. Alttaki sekmeleri kullanarak da arkadaşlar diğer şey nasıl söyleyeyim hazneleri gösteriyor diyeyim çantanızdaki bu mesela gemci haznenizi gösteriyor bu da item varsa onu gösteriyor ben şimdi bu item'a gem takmayacağım çünkü zaten kullanmıyorum bu item'ı başka bir iş için kullanacağım burada da çantanızda bulunan gemleri gösteriyor mesela 7 tane gem geldi aklınızda bulunsun her 3 tane de bir upgrade yapabilirsiniz ki gördüğünüz üzere altta da yeşil okçu gördünüz upgrade diyorum bu Ruby'yi Rank çıkartıyor. Bir daha Upgrade diyorum. Buradan bunu çıkartıyor. Sonra tekrar geliyorum bu eski şeye. Bunları e, bu şekilde Upgrade ede ede ede. E, çantamdaki gemleri bir şekilde eritiyorum. Buradaki amacım da arkadaşlar. Hem çantada yer açmak anlamında. Hem de varsa şu kısımda e, bir e, şey olduğunda upgrade'e bastığında beni otomatik buraya yönlendirsin, bana upgrade'i göstersin diye. Bilginiz olsun. Yani gemlerinizin e, kontrolünü kontrolünde bu şekilde sağlıyorsunuz. Ha genelde zaten burada upgrade edilebilirse ta en alt seviyedeki şey e, gem dahil olmak üzere bir kontrol gerçekleştiriyor. Yine de direkt upgrade diyebiliyorsunuz. Ancak ben kendi oyun tarzıma göre burada upgrade yapıp en azından kendi çantamda görüyorum neyin ne olduğunu. Burası da bu şekilde. Çantanızın bir de e, bu gem e, cüzdanı cebi dışında bir de şöyle bir cüzdanı var. Burada da rünlerinizi, honor pointlerinizi, crafting materyallerinizi falan görüyorsunuz. Bu e, arkadaşlar large bag of scrap materials. Bu use diyorsunuz. Her... Shadowlarla kontrat yaptığınızda sahip olduğunuz bir şey. Ee, size sadece scrap material veriyor. Ee, açı açı gidiyorsunuz. Bunlar benim skoryalarım. Az önce nasıl kullanıldığını gösterdik. Ee, burası benim shard of şeye. Nasıl söyleyeyim? Bu shard of living knight'ları shadowlarla görev işte şu bu falan etkinlik yaparak elde ediyorsunuz ve vault'a girmenizi sağlıyor. Ee, Alchemical power, powder şey e, onu da göstereceğim. Bir item sistemi. Nasıl söyleyeyim? Söylemeyeyim. Gideyim anlatayım. Dur. Ha bu arada kristal gem şeyini hiç kullanmadım ben bu arada. Şu ablayı. Kristal diyor bu platiyumdan kullanıyor. Ne işe yarıyor? Ne yapar? Hiç bilmiyorum. Deneme imkanım olmadı. Biraz açıkçası elimi çekinken kullanıyorum. Çünkü dediğim gibi ilerleyen günlerde çok böyle paraya bağlayabileceğini düşündüğünüz şeyler söz konusu oluyor. Şimdi Arkadaşlar şöyle Diablo 2'de charm sistemi vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Şurada benim e, şu an tıklayabildim mi? Tıkladım. En üstte bir e, item slotu var. Bu da charm. Bu charm'lar size ekstra yani sizin yeteneklerinize ekstra bir özellik e, ekliyor ve bunları işte e, item'lardan farklı olarak e, oyun işliyor. Yani nasıl söyleyeyim? Item gibi kıramıyorsunuz item gibi satamıyorsunuz. Ya ki kendiniz destroy etmeniz lazım ya da buradaki abiye gelip burada aynı item sistemi gibi aynı item sistemi gibi otomatik salvage, upgrade işte extract ve imbu şeklinde yapabiliyorsunuz. Tabi bunun için bakalım imbu yapabiliyor muyum? yapamadım. Çünkü ben sadece bir tane şey kasabildim. Büyük ihtimalle bu büyük kısmı. Bu altta hatırlı e, fark ettiyseniz her bir e, sınıf için farklı farklı özellikler geldi ben upgrade ederken e, atıyorum yine ben bir başka bir charm'da bunları e, upgrade ederken e, wizard özellikleri getirirsem buradan o wizard e, özelliklerinden e, yüklü olduğu bir charm haline getirebilirim. E, gibi görünüyor. Bu şekilde. Şimdi ben e, şurada Identifier bu. bu. identify dediğiniz andan itibaren çantanızda yeni düşmüş legendary item varsa onlar identify yapıyor. Deckard Kane'e götürmüyorsunuz. Burası market kısmı. Mı? Hayır burası gambler arkadaşlar özür dilerim. Gold, <laughs> Mesela benim kemerim legendary değil. Buradan basıyorsunuz 15 golda bir tane ayakkabı attı. Tabi o kemer kısmı diyeyim öyle söyleyeyim o taraf. Bir tane de eldiven attı. Bakalım. Çantama geldi. Mesela eldiven benimkinden daha iyiymiş. Neyi daha iyiymiş? Bakalım. Intelligence var üzerinde. Fortitude var. Diğerinin üzerinde Vitality var. Tabi upgrade'leri var. Ee, diğeri 3 soketliyken bu 2 soketli ama oyun yanılmaz diyoruz. Atıyorum. Ee, equip diyorsun. Transfer ediyorsun. Hop. Geçti. Ve arkadaşlar rankı da üzerindeki gemleri de otomatik olarak aktardı. Buna da şahitlik yapmış oldunuz. Şimdi bir son sistem daha var. Tabi pek çok sistem var ama ben hepsini hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Anlatacağım son sistem arkadaşlar. Essence Transfer sistemi. Essence Transfer sistemi Diablo 3'teki kanal kübüne benzer bir sistem. İçine item atıyorsunuz ve içindeki itemları nasıl söyleyeyim itemların legendary özelliklerini üzerinizde bulunan legendary özelliklere aktarabiliyorsunuz. Mesela benim şu anda kafalığımda ne özellik var abi legendary olarak? Diyor ki Frozen Orb diye bir özellik var. Scourge launches a frozen orb that continuously bilmem de bilmem de bunu çıkart diyebiliyor muyum? Ha şöyle. Arkadaşlar normalde skirt skill'i bu şekilde. Gördüğünüz gibi bir alev topu gitti. Yeri de yakarak gitti. Ancak ben bir legendary özellik e, kullanarak ha, dur kuldağına girmişti skill. O yüzden giyemedim. Ha. Legendary özellik kullanarak skirt'ü bu şekilde getirdim. Gördüğünüz gibi bir e, buzdan bir orb döne döne gidiyor ve e, yaratıkları knockback yapıyor. Bunu şu şekilde sağlıyorsunuz. Daha önceden üzerinizde Legendary item varsa buraya ekstraç yapıyorsunuz. Extract yaptıktan sonra da arkadaşlar buradan kullanacağınız skilllere şey yapabiliyorsunuz. Mesela ne diyor? Teleport become Teleport to become invisible ben şey hmm, siz bir tane mirror image bırakıyormuş. Mesela diyorsunuz ki ne oldu lan? Ha özür dilerim. Ne oldu lan diyorum ben de basa basa şey oluyorum da. Ee, bunlar sizin daha önce ekstra açladığınız ekranlar. Mesela shoulder'da hiç e, shoulder düşüremediğim için orada düzgün gelmedi. E chest'te sadece bu var. Pantolonda bunlar var. E de, detayına girmeyeceğim. E, silahlarda da bunlar var. Mesela arkadaşlar ben çantamda e, sabahtan beri bir tane legendary item tutuyorum. Ne diyor? Elect Electrocute lips 3 additional enemies ve extra chible diyor. Ben bunu tutuyorum. Elektro kütü itemını seçiyorum. Buraya koyuyorum. 3000 gold vererek ekstraç yapıyorum ve bu itemı e, bu esansçı abiye eee legendary özelliğini teslim etmiş oluyorum. Şimdi bunu e, nasıl kullanacağım? Geliyorsunuz esanstan. Mesela ben e, şunu kullanıyordum. Neden? Çünkü e, silahımda şöyle bir özellik vardı. Eee Magic Missile damage'ini %20 arttırırdı ve ama benim charm'ım da e, elektrokütün damage'ini arttırıyor. Mesela ben bu charm'daki elektrokütün damage'ini arttırılmasını kullanmak istiyorsam e, ve e, işte fazladan yaratıkları vursun istiyorsam e, buraya ekstra çaptığım bu gücü e, buna bunu aktarmam lazım. Nasıl aktarıyorum? Inherit diyorum. Silahımı seçiyorum. Inherit'e tıklıyorum ve gelecek özelliği seçiyorum. Tabi sadece silahta, silah işte pantolonsa pantolon. İşte silahtaki özelliği pantolonda kullanayım gibi bir durum söz konusu değil. Silahtaki elektro spike özelliğini alıyorum. OK'ye basıyorum. Inherit diyorum ve benim item'ım artık bu şekilde elektro spike'a dönüştü. Ama üzerindeki renk, statları şunları bunları kaldı. Bu ne işe yarıyor? Şimdi geldim ben tekrardan. Artık magic missile kullanmama gerek yok gönül rahatlığıyla Elektro kütümü kullanabilirim ve elektro kütümü açtım. Tabi e, yaratık olursa hem daha fazla vuracak hem de e, adını siz söyleyin. E, üç tane fazladan yarata e, sekecek. Oh, huh, burası da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben bantüleri yaptım sizin için bekletiyordum. Bunları da teslim edelim. E, nasıl alındığını ve nasıl teslim edildiğini de gösterdikten sonra da e, eksik kalan bir yer kaldıysa artık affola diyeceğiz bir sonraki yayınlarda ya da videolarda sorarsınız edersiniz eksimizi bu şekilde tamamlarız şimdi arkadaşlar burada bir pano var burası challenging rift ve elder rift'in yapıldığı meydan arkada normal pano geliyorsunuz pano'yu açıyorsunuz şöyle bounty Board'u göstereyim tekrardan arkadaşlar. Heh, şimdi burada diyor ki bugün bütün Bounty'leri tamamladınız diyor. Aşağıda gördüğünüz gibi işte 12 tane Bounty kısmı var. Her dörtte bir tane gelip teslim ediyorsunuz arkadaşlar. Bounty bordu şöyle. Legendary şey Elder Rift'in ve Challenging Rift'in olduğu meydanda arkadaşlar. Burada bir pano var. Pano'ya tıklayıp buradan Accept, Accept, Accept diyorsunuz. 4 tane Bounty görevleri alıyorsunuz. Aldıktan sonra görevinizi gidip yapıyorsunuz ve Derek abiye teslim ediyorsunuz. Bu da size ödülünü veriyor. Ee, ben otomatik toplamayı anlatıyordum asıl. Şöyle göstereyim. Ayarlardan General kısmında otopik var. Bunları normal, magic ve rare olarak hepsini seçerseniz sarı item dahil olmak üzere bütün itemları otomatik şekilde topluyor. Bu da bounty catch'i toplamamak için gösteriyorum. Platinum düştü. Safir bir gem düştü rank 1 ve skorya düştü. Üzerinden geçerek şöyle alabiliyorsunuz bunları. Daha sonra gidip e, skoryaları işte Blacksmith'te gemleri, gem cabla da e, kullanıyorsunuz, yükseltiyorsunuz vesaire Şu bu falan. Şimdi mesela ne, ne oldu? Paragon level geldi. Level atladık. Bak mesela onu göstereyim şimdi. Paragon level'ımı açıyorum buradan. Ve e, hedefim olan e, judgment'a doğru yürümem için life'ı 25 yapmam lazım. Artı 1 veriyorum. Ve life'ım 150'ye yükseldi. 1350 mi lan? 1350 özür dilerim. Yükseldi. 150 yükseldi galiba. Orada bir 150 gördüm ama. Velhasıl Kelham arkadaşlar oyunun temel e, oynanış mantık sistemi özellikle top level'da bu şekilde. Şimdi gelelim hangi sınıflar var. Son olarak da onu gösterelim. Buradan bir leave game diyeyim. karakter oluşturma ekranına gelelim. Baştan başlayalım. Arkadaşlar barbarımız var. Erkeği bu şekilde. Dişisi bu şekilde. Wizard var. Dişisi bu şekilde. Erkeği bu şekilde. Retina benzemiyor mu şu? var. Erkeği. Dişisi. Monk var. dişisi. Erkeği. Ve Crusader var. Son olarak Crusader geldi arkadaşlar. Kapalı alfada. Erkeği. Dişisi. Şimdi ee, bir de aşağıda yani burada şu anda yok ama e, loading screen'de görüyoruz. Bir adet de necromancer gelecek gibi görünüyor. Umarım paralı olmaz diyelim. Şimdi ben size şeyi göstereyim. Barbar'ı seçelim. Female evet tamam next diyelim. Üç tane de size şey seçeneği veriyor. Karakterinizi işte tipini seçme seçeneği veriyor. Mesela şöyle bakabiliyorsunuz. Bu Diablo 4'te e, özellikle daha detaylı olacak gibi görünüyor. Ben mesela e, şu tipi beğendim. Next diyorum. E, karakter yarat. Eda. Tamam diyorsun. Create dediğiniz anda da karakterinizi yaratmış oluyorsunuz. Ha, burada onu da göstereyim arkadaşlar. E, heh, mesela tap the... Continuous Screen. E, oyuna başladığınız anda çekinmeyin. Hiçbir şeyden. E, oyun size böyle e, basit e, mekanikleri görsel bir şekilde gösteriyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Mesela o az önce bahsettiğim işte yerde şey yapma. E, ayak izlerinin çıkması ve yönlendirme. Presto Atak. Evet. Atak yapıyoruz şu anda. Mesela yeni yere yönlendiriyor. Buradan da gidip yeni yeri görebilirsiniz. Press, hold and continuous atak yani bastığınız andan itibaren de şey, basıl tuttuğunuz andan itibaren de sürekli bir atak gerçekleştirir. Ee, belli bir yere kadar geleyim mesela yeni skill geldi hemen bas diyor gördüğünüz gibi önünde yarım çember açıldı hop diye böyle cleave verdi buraya. Basıl tutarak da devam ediyorsunuz ee, artık burası da başka bir e, içeriğin konusu oluyor arkadaşlar o yüzden ben leave game diyorum. So seçiyorum. Ve e, Wizard'la videoya veda ediyorum arkadaşlar. Buradan YouTube'a selamlar olsun. Unuttuğumuz, atladığımız bir şey olduysa affola. Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. E, böylelikle biz de e, yazılı bir şekilde ya da görsel bir şekilde eksiğimiz büyükse tamamlarız. E, artık ben bir eksik yaptığı kalan bir taraf yani kuru kalan bir taraf kaldığını düşünmüyorum. Her tarafa suyu değdirdik diye düşünüyorum. Paragon Account antmış? Evet evet. Onu da görmüş olduk evet. O yüzden arkadaşlar bu korona günlerinde kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın diyoruz. YouTube videosunu bitiriyoruz. Yayına devam ediyoruz. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Bye.